Evet, gökyüzünde bu ayda Eylül ayındaki gökyüzü etkilerini konuşacağız. Doktor Barış Özkuruş'la birlikte. Merhaba Barış, Merhabalar, tekrar. hoş bulduk tekrardan. Evet, şimdi tabii çok önemli, çok hareketli bir aya giriyoruz. Ay başına itibaren gökyüzündeki etkileri değerlendireceğiz. Aynı zamanda sezonumuz başlıyor. Biraz da bundan Aynen, bahsedeceğiz. astroloji okulumuz Evet, başlıyor bu ay. hareketli bir sürece giriyoruz. Şimdi gökyüzünün etkilerini şöyle haritayı inceleyerek başlarsak, mesela hemen Güneş'in Plüto'yla üçgen açısının olduğunu görüyoruz. Şöyle Evet. baktığımızda bu 1 Eylül'de tam kesinleşiyormuş ve Güneş'in Jüpiter'le de 60 derecelik açısı kesinleşiyor. Şöyle gene yazalım. İzleyicilerimiz bundan memnuniyet duyduklarını söylüyorlar. Daha Daha öğrenmeye rahat da yönelik. Evet, görülebiliyor değil mi bu bu şekilde? Güneş, Plüton, şu Jüpiter'in sembolü, üçgen açı 120 derecelik uyumlu açı. Açı var. Sekstil'de 60 derecelik yine uyumlu açı. Evet, ne Demek dersin? ki bu aya çok güzel başlıyoruz nihayet. Evet. Çünkü Güneş'in Plüton kontağı ve de Jüpiter kontağı hem kişilere hem otorite figürlerine değişim, dönüşüm, bilgeleşme, bereket, bolluk ve avantajları getirecek gibi gözüküyor bu tarz güzel kontaklarıyla. En azından ilk günü, Evet. sonrasında olmasa da tabii her gün, Evet. ilk günü güzel başlıyor diyebiliriz Evet, Eylül yani ayının. 1 ile 7 Eylül arasındaki tarihlerde projelerimizi aktif edebiliriz. Daha rahat ilerleyeceğimiz bir Aynen. dönemde olacağımızı düşünebiliriz. Merkür Başak Burcu'nda kuvvetli, analitik veya genel anlamda bütün sayısal değer içeren, eğitimle alakalı, düzenlemek, edite etmek gereken bütün konularda, Tam da zamanına denk geliyor evet, çünkü okullar okullarda açılıyor, başlıyor. insanlar tatilden dönüyor, işlerine başlıyor. Doğru. Verimli ve üretken olma zamanına doğru gidiyoruz İlerliyor Eylül ayı oluyoruz. başı Çok güzel. itibariyle. Peki, o zaman bir sonraki slaytımızla devam edelim. Yeni ay gerçekleşiyor 5 Eylül. Perşembe günü Başak Burcu'nda Evet, bir Başak yeni ay Burcu'nda. gerçekleşiyor. Bunu da şöyle ifade ediyoruz. Ay kavuşum. Güneş kaç derece? 13 derece Başak'ta yeni ay gerçekleşiyor. Güzel, yine sonbahara yakışan bir dolunay. Verimlilik, Yeni ay. üretkenlik, yeni Evet. işlere başlamak, yeni projelere başlamak, Evet. iletişim konuları, yazılı ve sözlü bütün konular gündemimizde olacak. Evet. Hepimizin aslında daha disiplinli, planlı, programlı Hareket olabileceği bir edeceği bir ayı ve zaman. harekete geçebileceği bir ayı bize anlatıyor Eylül ayındaki bu yeni ay. Yeni Yeni ay. başlangıçlar açısından Güzel bir son zaman. derece olumlu. Eğitimle ilgili, okullarla ilgili, çalışma hayatıyla Aynen, ilgili, aynen. sağlıkla ilgili. Bu arada hemen bir hatırlatma. Aslında böyle hatırlatmaları aralarda yapmak lazım. Yeni aylar yeni başlangıçlar zamanı. Fakat genellikle yeni ayda ay güneş çok bir arada olduğu için ayın güneşten en azından 12 derece uzaklaştığı, yani yeni aydan bir gün sonrasına itibaren yeni adımlar atmak için uygun görülür. Yaklaşık 2 hafta boyunca da ay büyüme fazındadır. Yani illa 5 Eylül'de ya da bir gün sonra dedik 6 Eylül'de bir adım atmak gerekmiyor. Takip eden 2 haftalık süreç Çok boyunca doğru. yeni girişimler için uygun bir Biraz zamanda beklemekte de olacağız. fayda var, değil Belki de mi? evet, Çünkü biraz da ay ayın, yanık durumda oluyor doğru, belirli bir açıya gidene güneş de aynı kadar. derecede olduğu Evet. için buradan biraz daha ilerlemesini beklemekte fayda var. Bu arada tabii Merkür Terazi burcuna geçecek. 9 Eylül'de Terazi burcuna geçecek ve yine 9 Eylül'de önemli bir açı kesinleşiyor. Mars'la Satürn arasında dik açı kesinleşiyor. Bunlar konusunda ne deriz? Aslında Merkür'ün teraziye geçmesi sevdiğimiz bir durum. Eğer ki Mars-Satürn karesi olmasaydı diyelim. Çünkü Merkür teraziye geçtiğinde daha uzlaşmacı, daha uyumlu, hem diplomatik ilişkilerin hem ikili ve sosyal ilişkilerin daha rahat akışı, uyum, harmoni, denge. Ama tabii Mars ve Satürn karesini de gördüğümüz zaman aynı gün içerisinde kesinleşen biraz burada bu uyum bozulmuş oluyor. Bozulmuş oluyor. Daha bir engellenme hissedebilir insanlar. Özellikle yeni başlangıç yapacakları zaman koşulların onlara engel olduğunu ya da otorite figürlerinin onlara engel olduğunu hissedebilirler. Evet. Çok da rahat bir açı Bir değil. değil bu yüzden. Şimdi tabii bu arada şu var. Merkür Terazi burcuna geçince bir sonraki slaytımızda göreceğiz.
gökyüzünde öncü burçlarda bulunan hali hazırda Plüton-Uranüs arasındaki kareyi tetikleyecek bir müddet sonra Jüpiter'le olan yine açısı falan. Yani biraz bu diplomatik meseleler tabii çok önemli. Daha nazik, daha düşünceli, iletişimin daha uzlaşmacı akmasını bekleriz Merkür terazideyken. Ama tabii açılar da çok önemli. Çok takip doğru, eden doğru. günlerde biraz bunların zorlandığını göreceğiz. Venüs de Akrep Burcu'na geçiyormuş. Terazi Burcu'nu tamamlayıp bu da yine 11 Eylül tarihinde oluyormuş. İşte bu ikili ve sosyal ilişkilerde ipleri çok gerebilecek bir geçiş. Hem özel yaşantımızda hem sosyal ilişkilerimizde şüphe, takıntı, entrika, kin, intikam. En önemlisi ya hep ya hiç prensibinin gündeme gelmesi. Evet. Yani ya bu kişiyi çok seviyorum ya bu kişiden nefret ediyorum prensibinin gündeme gelmesi mümkün. Pek sevdiğimiz bir yerleşim değil. Tabii topluma da yansıyacaktır bunun etkileri bireye yansıdığı bu gibi arada, mutlaka toplumlara da. Venüs Akrep Burcu'nda bizim biraz böyle yayıp yayıcı işleyen, paylaşmayı bazen biraz zor yapan bir tarafımız var. Bu yüzden o zaman ikili ilişkilerde dengeyi biraz daha iyi sağlamamız gerekecek. Kesinlikle. Venüs'ün Terazi Burcu'nda ilerlediği 11 Eylül'e kadarki süreç belki ilişkiler açısından daha dengeli akıyor. Ama 11 Eylül'den sonra biraz güç savaşları devreye giriyor. Aslında sosyal ilişkilerimizi de ilgilendiriyor. Peki. Bir sonraki slaytımızda az evvel bahsettiğimiz temaları görüyoruz. Evet, Merkür Terazi Burcu'ndan Plüto'yla Oğlak Burcu'ndaki dik açısını ve ardından da Uranüs'le karşıt açısını oluşturuyor. Tek kare açı kalıbı ve tabii biraz uzak toleranslı da olsa Jüpiter'i de buna dahil edersek gökyüzünde bir Grand Cross dediğimiz büyük kare açı kalıbı oluşuyor. Merkür, Plüton, Uranüs ve Jüpiter gezegenleri arasında büyük kare, buraya da yazayım. Yani 4 tane 90 derecelik açıdan oluşuyor dik açı. Dik açı yine, dik açı kare, 90 derecelik açı. Ve dik açı. Büyük kare. 4 tane kare. Öncü burçlarda. İşte bu pek çok astroloğun çekindiği bir açı kalıbı. Özellikle Merkür bu kalıbın içerisinde olduğu için bütün iletişim konuları yazılı, sözlü iletişim, fikirler, sosyal görüşler, medya, internet, bütün gazete, basın ve bütün insanların birbirleriyle iletişimi anlamında son derece zorlayıcı, patlayıcı etkilerin, agresif etkilerin devreye gireceğini düşünüyoruz. Evet. Olumlu yönünü de düşünecek olursak hani bütün grand karelerin özellikle öncü bir grand kare olduğu için belki özellikle fikirsel anlamda çok büyük yenilikler, yaratıcılık, çok önemli fikirlerin ortaya çıkması çünkü diyebiliriz. Çünkü zihinsel agresyon var burada ve zihinsel agresyon da aslında o dengesizliğin ağzından gelen çözücü yaratıcılığı çok da doğru. işin içine katıyor. Yani stresli açı kalıplarını gördüğümüzde gökyüzünde tabii ki bazı problemler bekleriz. Bekliyoruz. Bu zorludur. Ama önemli olan bu problemleri çözmek için bizim ortaya koyduğumuz performans. Ve özgür irademizle aynen öyle performans. Ve çözücü yeteneklerimizi devreye sokmamız. Evet. Yani sıkışmadan o çözücü yeteneklerimizi, becerilerimizi çok ortaya koymuyoruz. Acı yoksa ödül de yok. Evet, yani aslında bu yüzden de burada bir zorluk var ama mahvolacağız anlamına gelmiyor. İletişimin biraz gergin akabileceği, tabii ki Merkür işin içinde olduğu için Barış Özkırış'ın söylediği gibi iletişimin biraz gergin akacağı, sözlerimize dikkat etmemiz, sosyal medyada veya genel anlamda ifade ettiğimiz şeylerde çok dikkatli olmamız gerektiğini de genel anlamda anlatıyor ve tabii otorite figürleriyle de bir çekişme var. Söz konusu. Belki Jüpiter'in de burada bir büyüteç etkisi göstereceğini de düşünebiliriz. Yani bu sert etkileri biraz daha arttırabileceğini arttırabilir. Bir de düşünebiliriz. Yengeç Burcu Türkiye Astroloji Haritası'nın yükseleni, tabii Jüpiter şu anda Türkiye Astroloji Haritası'nın yükselen derecesinden geçiyor. Doğru. Dolayısıyla biraz duygusal hassasiyetleri daha her zamankine nazaran abartılı, daha yüksek oktavda ortaya koyabileceğimizi gösteriyor. Aynen öyle. Bir sonraki slide tabii Dolunay zamanı yine burada ne var? Başak Burcu'nda 26 derece Balık Burcu'nda bir Dolunay var. Dolunay. Ay, Güneş karşıtlığı ve tabii Dolunay esnasında henüz Merkür'ün Plüto, Uranüs ve Jüpiter'le tek arası devam ediyor durumda.
Ne bekleriz özellikle bu tek areyi düşündüğümüz zaman sert bir dolunay diyebiliriz. Başak balık eksenine baktığımız zaman mantıkla duygular arasında özellikle kalabileceğimiz, detaylarla bütüne bakmak arasında ikilemler yaşayabileceğimiz ve bütünsel sevgiyle belki biraz daha titizliğimiz, analitik düşüncelerimiz arasında ikilemler yaşayabileceğimiz evet, biraz gitgeller var. Gitgeller var bu dolunayda. Tek arede tabii bu etkiyi daha da arttırıyor diyebiliriz. Evet. Şimdi tabii burada hemen bir şeyi açmak lazım. Dolunaylar genellikle manyetik etkilerin çok arttığı zamanlardır. Tabii birazdan değineceğiz. Güneş terazi burcuna geçiyor. Bir ekinoks gerçekleşiyor. Aynen. 22 Eylül'de. Bu ekinoks civarında da tabii bu son slaytımız çünkü buradan bunun üzerinden değerlendireceğiz. Ekinoks civarında Güneş manyetik aktivitesinin ve Dünya'nın manyetik aktivitesinin arttığını da görüyoruz. Yani Dünya'nın Güneş'ten daha fazla manyetik etki aldığı zamanlar bu. Ben bu konuyla ilgili kendi kitabımdan kısa bir bilgi vereceğim. Dinleyelim hep bu beraber. Bu Maksimum kitabımdan benim. Burada mevsimsel etki başlığı altında kitabın sahip olanlar okuyabilirler. 110. sayfasından bir şey okuyacağım. An Introduction to Astronomy kitabında bilim insanları Baker ve Frederick'in bildirdiğine göre Güneş'teki 11 yıllık döngünün yanı sıra düzenli 6 aylık ilkbahar ve sonbahar döngüleri de vardır. Ve bu dönemlerde Dünya'nın maksimum manyetik radyasyon ve Güneş parçacıklarına Dünya maruz kalır demiş. Ve manyetik aylar olarak tanımlayabileceğimiz ilkbahar ve sonbahar ayları diyorum burada. Entelektüel, biyolojik, psikolojik, duygusal ve politik aktiviteler açısından çok aktif zamanlar. Hem kişisel çok düzeyde doğru. Hem toplum düzeyinde çok arttığı zamanlar. Ve bahar aylarında bitkiler, hayvanlar, insanlar daha fazla üreme, zihinsel aktivite yani zihinsel üreme, ajite ruh hali, duygusal kararsızlık ve agresyon ritmine girerler. Rus bilim insanı Oleg Shumilev jeomanyetik grupları değişimleri gruplamış ve yıl içerisinde 3 kez doruk yapmakta olduğunu görmüş. Mart ekinoks zamanı, Mayıs arası ve özellikle Temmuz-Ekim arası özellikle de Eylül ayı bu anlamda çok önem taşıyor. Baktığımız zaman aslında bütün psikolojik rahatsızlıklarda da bahar ayları çok önemli. Çünkü genelde tetiklenir. Birçok anksiyete bozukluğunda, depresyonda hep bahar aylarında tetiklendiğini görüyoruz. O yüzden çok doğru bir araştırma da olduğunu düşünüyorum. Evet, gerçekten. Yani burada güneşteki aktivitelerin, özellikle güneş lekelerinin biraz artacağı beklenen bir dönem. Malum güneşin işte kutup değişimleri üzerinde gündemde. Çok bilimsel bilgiler var. Bunlar çok konuşuldu. Ve tabii biz şu anda Ağustos ayındayız. Bu çekimi yaparken Eylül ayına kadar belki bu konuyla ilgili yeni ilave bilgiler olacak, de mutlaka olacaktır. Biz şimdiden öngörüyoruz. Öyle diyelim. Tabii güneş aktiviteleri demek, manyetik alan değişimleri demek, illa olumsuz bir şeyler demek anlamında değil. Evet, agresyon var görüyoruz. Ama öbür taraftan insanların çok daha yaratıcı olduğu, çok daha yeni fikirler ortaya çıktığı zamanlar. Tabii politik alanda agresyonunda arttığı zamanlar. Tabii bir çalkantıyı anlatıyor açıkçası. Belki zihnimizin kutupları da değişebilir. Değişebilir. Bu arada Güneş teraziye 22 Eylül gecesi geçiyor. Pazar gecesi ve sonbahar ekinoksu. Terazi burcuna geçiş, terazi tabii politik, diplomatik şeyleri de ifade eder ama aynı zamanda keyifli ilişkileri sosyalleşme. Zevk, sefa, mutluluk, eğlence hepsi terazi burcuyla alakalı ve bizim için de astroloji okulunda yeni bir sezonun doğum günü başlangıcı oluyor. Çok şimdi güzel bir gece geçireceğiz. İnşallah her yıl sezona başlarken sezona merhaba gecesi yapıyoruz. Bunu da Güneş'in terazi burcuna geçişine en yakın zamanda yapıyoruz. 22 Eylül gecesi Güneş terazi burcuna geçiyor geç saatlerde ve biz de inşallah o gün bütün öğrencilerimiz, arzu eden izleyicilerimiz de katılabilirler. Duyurularını yapacağız web sitemizden. Yeni sezonumuza merhaba diyeceğiz. Ve 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni sınıflarımız açılacak. Bu konuyla ilgili böyle kısa bir bilgi vereceğim. Tabii ki dinliyoruz. 23 Eylül Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. 22 Haziran 2014 Pazar gününe kadar devam edeceğiz astroloji okulunda. Dersleri biliyorsunuz Barış Özkırış'ta ben de anlatıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da çeşitli sunumlar yapıyorlar mezun astroloji okulu mezunu arkadaşlarımız. Burada bu yıl 3 tane yeni sınıfımız var. Onları duyurmak istiyorum. Özellikle
Online eğitim almak isteyenler artık salı geceleri, güzel, 24 Eylül ilk ders işlemek kaydıyla 20-22 arasında her hafta salı geceleri online eğitim başlayacak. Katılabilirler arzu edenler. Bununla ilgili info@astrolojiokulu.com adresinden bize ulaşabilirler. Telefonlarla arayabilirler. Telefonlarımız web sitemizde mevcut zaten her koşulda. Ve yüz yüze bu sene iki tane temel sınıf çok açıyoruz. Güzel. Yeni başlayanlar için, sıfırdan başlayanlar için. Bunlardan bir tanesi 25 Eylül Çarşamba günü saat 11'de dersine başlıyor. Bir diğeri 29 Eylül Pazar günü yine sabah saat 11'de ilk dersine başlıyor. Gayet güzel. Güzel ama tabii bu arada ileri seviye derslerimiz devam ediyor. Temel seviyeyi tamamlamış arkadaşlarımız. Mesela temel seviyenin devam eden grubu pazartesi günü yine 14.30-17 saatler arasında. Yine salı ileri seviye sınıfı 11 ile 13.30 saatler arasında. Ve yine cumartesi uzmanlaşma sınıfımız var. Horary astroloji ile başlayacaklar. Aa, çok güzel. Soru astrolojisi evet, ile seçimsel astroloji. Sonra senin astropsikolojiyle devam edecekler. Cumartesi günü 11'den 13.30'a kadar ve cumartesi öğleden sonra ileri seviyemiz yine 14.30-17 arası devam edecek. Pazar sınıfı ayrıca senin sınıfın 11'den 13.30'a kadar devam ederken yeni açacağımız pazar sınıfı da yine büyük salonumuzda evet. 11'den 13.30'a kadar devam edecek. Yani bu yılki aktivitelerimiz bunlar. Hem bunda bir okurken bile yorucu istedim. Diyeyim. O kadar çok etkinlik var ki evet, bir arada. Bayağı evet. Hızlı, tempolu, evet, yüksek evet. Performanslı bir sene bizi bekliyor. Bir sene bizi bekliyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet inşallah onu diyelim. Bu arada bu slaytın içerisinden ayın son günlerini de aslında değerlendirelim. Öyle kapatalım. Venüs'ün Jüpiter'le üçgen açısı ne zaman kesinleşiyor? 26 Eylül tarihinde kesinleşiyor. Süper. Yani bu birkaç gün öncesinden devreye girer. İki tane iyicil arasında uyumlu bir açı. Çok ne güzel dersin? Hep de ayların sonuna genelde böyle güzel açılar geliyor. Evet. Dikkatimi çekiyor bu sene. Doğru. Yine çok güzel iki tane iyicinin birbiriyle konta. İkili ve sosyal ilişkilerde avantajlar, fırsatlar. Mesela birine nişanlanma teklifi etmek, evlenme teklifi etmek ya da herhangi bir teklifte bulunmak için de çok uygun. Uygun bir zaman. Popülerlik, sosyallik, eğlence ve keyif yolda gibi gözüküyor Eylül ayının evet sonunda. Ya tabii burada şimdi ister istemez bir güzel kapatalım dedik ama. Bir kötü açı mı geliyor sonunda? Mars'la karesi var. Yani gökyüzü neyi söylüyorsa biz onu anlatıyoruz. Tabii yapacak elimizde bir şey yok. Elimizde olan bir şey yok. Bu Allah'ın kurduğu düzen, sistem. Çok doğru. 28 Eylül'de Venüs Mars karesi var. Eyvah. Dolayısıyla da o zaman deminki yorumumun sonuna şöyle bir şey ekliyorum. Ekliyorsun. Dereyi görmeden paçayı sıvamayın evet, diyorum. Evet tamam güzel. Ona ek olarak. Bu ayı Barış Özkırış'ın bu güzel sözüyle kapıyoruz. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın. Ama Eylül ayında çok güzel başlangıçlar da var. Biraz tabii şuna değinmeden duramayacağım. Güneş'in terazi burcuna geçişiyle birlikte Uranüs Plüton'la açıları başlayacak. Aynen, Eylül başlayacak. Sonu Ekim başı. Bu biraz agresif bir döneme işaret edebilir. Ediyor. Özellikle otorite figürleriyle çekişmeler anlamında. Geçen yıl yaşadığımız bazı etkiler, geçen yıl demeyeyim, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız evet bazı etkiler vardı. Bu etkilere benzer şekilde gökyüzü biraz stres içeriyor. Dolayısıyla Eylül sonu daha belirginleşecek şekilde ama Eylül ayı o dolunay civarından itibaren ve Ekim ayına yansıyacak şekilde biraz yine karmaşa, agresif etkiler biraz, var evet, gibi. Böyle hele bir de belki ileriki dönem olacak ama Aralık'taki Mars'ın teraziye geçişini düşünecek evet olursan. Eyvah. O da sonraki onu, bölüme tamam, kalsın. Onu evet. Yani hani biz tabii elimizden geldiği kadar gökyüzünün bu etkilerini size daha renkli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Stresli etkilere karşı tabii ki uyanık olmamızda fayda var. Her zaman söylüyorum gezegenler bizi yönetmezler. İnsanoğlunun iradesi var. Gezegenlerin iradesi yok. İlahi sistemi bize işaret ediyorlar. Bizi uyarıyorlar. Astrologlar olarak bizler de uyandırmakla mükellefiz. Bu dönem etkilerine elimizden geldiği kadar daha sağduyulu, elimizden geldiği kadar tepki de vereceksek dozajında ve başkalarının hak ve özgürlüklerine asla iltihac etmeden, kimseyi rahatsız etmeden tabii ki yeri geldiğinde bazı tepkilerimizi ortaya koyabiliriz. Ama her şeyi dengesinde başkalarına zarar vermeden ayarlamakta fayda var diyorum. Güneş'te terazi burcunda ilerleyeceğine evet göre denge çok uyum, önemli bir harmoni uzun ve barış. Evet, evet çok önemli bir uzun. Evet.
Eylül ayı böyle Ekim ayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.